Sevgili seyirciler bu adam 31 yaşında ve 1 Mart tarihinden itibaren ortada yok. İki çocuğu, karısı, bütün ailesi gerisinde geride kaldı ve annesi artık ailesi bu adamın öldüğüne inanıyor. Benim oğlum ölmesi ortaya çıkardı diyor. Bu adam yaşıyorsa ve görüyorsanız lütfen Allah rızası için ama yalan dolan değil. O hani Özal'ı arayanlar gibi değil. Allah rızası için bir fotoğraf çekin, gördük deyin, benzetmiş bile olsanız bize atın. Ee, Özal dünden konuşmalar geldi ya, benim de düşmanlarım var. O zaman kardeşim sen de kendi düşmanlarını da ara kardeşime kim zarar verdi diye aradım. Biliyor musun düşmanlarını? Ben kendi bir düşmanlarımı araştırdım zaten mesela Senin başta, niye düşmanın var? Ya benim de bir iş hayatım var. Benim de tartıştığım, döüştüğüm yani Allah. bir şey. Herkes ya birisini mi öldürüyor Özel. Öyle değil yani öldürtmedi de belki yapmış olabilir yani insan onu yani babasını öldürüyor, annesini öldürüyorlar. Böyle e iyi olabilir. İyi de sen biliyorsun düşmanın, şimdi düşmanın neden bunu düşman? Benim kim? düşmanlarımla alakalı, onlarla veyahut da anlaşamadığım insanlarla alakalı değil. Ben şimdi kendi bildiklerimi anlatacağım. Eğer. Ne, yani ne varsa Nihayet ne yoksa yani. artık e, herkes ne olacaksa olsun. Beni bundan iki hafta önce biri aradı. Çalışıyordum. Buradan İzmir'e gittiğimde. Nerede telefonum bulduysa artık. E, merhaba dedim. Merhaba dedi. Sen dedi bu çocuğu niye arıyorsun? dedi Bu çocuk kayıp değil dedi. Ben dedim kayıp olmadığını biliyorum dedim. Zaten bir yerlerde de kendi kafasında. Sakin konuştum. Ondan sonra... I, ben bunu gördüm dedi. Nerede gördüm dedi? Sarıgazi'de gördüm dedi. Akşam saat yapıyorlardı dedi. Peki sen dedim I, emin misin? Dedi. Ben eminim dedi. 2014 yılından beri dedi benim arkadaşım bu dedi. Ama tuhaf bir şekilde dedi ben dedi bunun adını İsa olarak biliyordum dedi. İsa. Bu arayan kişiyi sen tanıyor musun? Ben tanımıyorum. Tanımıyorsun. Sonra dedim ki emin misin bak dedim. Yani her gün arayan var. Ya ben nasıl ineyim şimdi ben burada çalışıyorum binip geleyim. Sen dedi işine bak dedi. Kafanı yorma dedi. Aynı bu şekilde sakin konuştuk. Bu dedi yaşıyor dedi. Ben dedi bunu sana dedi araştırayım dedi. Tam net yerini dedi bulayım dedi şey yapayım. Peki alışveriş yaptığı kişi kim dedi. Dur sana dedi onun telefon numarasını atacağım dedi. Alışveriş yaptığı şahsın telefon numarasını bana attı. Ben de bekledim. İşimi bitirdim. Memlekete döndüm. Hiç sakin, ya, yani şey yapmadım. Bu şahsı aradım. Telefona cevap vermedi. Sonra İstanbul'a geldiğimde bir daha aradım. Bana konum attı. Gel burada görüşelim dedi. Ablalarım izin vermedi. Kim olduğu belirsiz bir kişi dedi. Gitme dedi. Yani kurtulamayınca da gitmedim. Sonra e, e, bana ben bunu ulaşmaya çalıştım. Ulaşamayınca ben bunu şahsı aradım. Yani alışveriş yaptığı şahsı aradım. Şahsı aradım dedim ki, merhaba dedim. Kardeşim de, benim kardeşim kayıp. TV8'de yayınlanıyor. Oraya çıkıyoruz. Benim kardeşim dedim senin yanında görülmüş. Ben Whatsapp'ta resmini atayım bakacak mısın? Yoksa kapat telefonu benim seninle işim olmaz diyecek misin? O da dedi ki yok dedi at dedi bakayım dedi. Neyin nesiymiş dedi bakayım. Murat diye dedi benim arkadaş çevremde yok. Yok dedim birkaç isim kullanıyormuş dedim çevrede bir içeride dedi Sonra tamam dedi. Aradık, konuştuk, yok dedi. Ben tanımıyorum, görmedim. Bak. Aracın markasını verme. Bir evet. beyaz bir, de, bir beyaz bir araba geldi mi dedim? Yok dedi, gelme dedi. Sonra ben Zonguldak'tan yola çıktım. Düz e, şeye vardım, İzmit'e vardım. İzmit'te bir kadın beni aradı. Kadın bana dedi ki, e, Oğlum hayır dedi, dedi, benim oğlumu aramışsın dedi, böyle böyle kardeşim kayıp dedi. Dedim, ben senin oğlunla işim yok, ben kardeşimin peşindeyim. Senin oğlunun çevresinde görülmüş, ben de gereken yerleri söyleyeceğim dedim. Bende ses kayıtlar var, adam ses kaydı yapıyor benim telefonumda programda. Ses kaydı yapıyor dedim, yani onu ben emniyete vereceğim dedim. Ya dedi, bizim çevremizde olmaz dedi. Bizim yanımızda olmaz dedi, öyle bir şey imkansız dedi. Ben dedim ben bilmem teze dedim ben dedim onla söyledim o da bilmiyorum dedi bakalım doğru mu değil mi dedim beni arayan şahsla dedim görüşeceğiz dedim benim beni arayan şahsa e, tabii o sırada bana telefonu açmayınca tekrarda beni aradı e, ben evet beni aradı ben çaldırdı ben onu aradım Kontrim yok dedi Kardeş dedi beni biri aradı dedi e, böyle böyle tehdit dediği gibi sen dedi benim ismimi vermişsin emniyete falan filan sen ne yapmaya çalışıyorsun dedi Ondan sonra ama dedi ben sonuna kadar senin arkandayım dedi. Kardeşin dedi bunların yanında dedi. Bunların çevresinde. Sonra dedim ki o zaman bu kadar net konuşuyorsan sana birkaç tane isim vereceğim. Birkaç tane sana resim atacağım. Ben de bunların yakınlarına yani ben kardeşimi en baştan beri e, sosyal medya üzerinde çok samimi olduğu beğeniler yaptığı birbirleriyle mesela 1 Mart'ta kimleri beğendiğini buldum. Mesela mekan sahibi olsun arkadaşlar. Hatta bu arkadaş bana böyle e, beyaz bir arabası var deyince bunların çevresindeki arkadaşların hangi arabaları var onları bile buldum. Böyle bir araba var mı peki? Var. Sonra dedim ki e, buna dedim sana bir resim atacağım dedim. Bunu e, bakalım kim var yanında. Üç kişi varmış yanında. Bir tane resim gönderdim. Resmin adı da e, sosyal medyada e, Bursa'da ve ama İstanbul bağlantısı da var. Yani kimse hiç zor E, sosyal medyada Dadaş Pala isminde e, Murat'ta son gün beğenileri var. Ama işte Şeyma Hanım e, Murat'ın ben Facebook adresini e, şifresini bilmiyorum dedi. konuşmalarda orada çıkaramadığım için bakamıyorum. Ben bu Dadaş Pala'ya ulaşmaya çalıştım. E, ama bir türlü yani mesaj yazdık ne yaparsak yapalım şey yapmıyor. Bir tane biri aradı beni bir daha bir telefon aradı. Bir dakika bir virgül koyacağım. Elif Hanım sen Özal'ın söylediklerine inan Yani Özal'ın söyledikleri doğru da diğerlerinin yaptıklarına ve Özal'ı inandırmaya çalıştıkları şeye inanıyor musun? Bir ay boyunca birisi Özal'la konuştu ona inanıyorum. O adama inanıyorum çünkü de edebilirim dedi. Ama oğlum sağ konuştuk. değil. Sapatıyorlar oğlum. Oğlum sağ değil. Bakın öyle değil. Ama Özal da sizi e, Murat'ın yaşadığına inandırmaya çalışıyor sürekli. Onların lafına biz inandırmaya anda çalışıyor. Ya, Şimdi nasıl Şu anda niye ortaya çıkmıyor? Yayına girmeden önce niye Kimseye telefon açmıyor şahıs Yayına girmeden önce defalarca aradım ve açtı. Az sabret dedi canlı yayına geleceğim dedi. Hani nerede? Yani geleceğim dedi hani gel beni. Yalan bu. Şimdi ya. Yani çıkmasın. Ben evinin adresi var bende. Ben buldum. <laughs>